Değerli izleyiciler dolar TL 7 lira 16 kuruşa kadar yükseldi. Peki neden? Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla yapacağı telekonferans görüşmesinde olacak. Basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Bu toplantı saat 16'da gerçekleşecek. Gram altın 400 liraya yükselir mi diye bir soru gelmişti sizlerden. 390 liranın üzerine çıktı gram altın. Tüm gelişmeleri biz finansal danışmanlık kurucusu Murat Özsoy'la konuşacağız. Murat merhaba. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin. Peki, dedin, hoş bulduk. Çok hızlıyım bugün. Çok hızlıyım. <laughs> <laughs> Normaldir okay. çünkü uzun bir süreden sonra bu aynen. yayın için dışarı çıktın Aynen Teşekkür aynen evet. ediyorum. rica ederim ee, Ve hemen ilk soruyla en çok merak edilen soruyla evet. başlıyorum evet. Dolar neden yükseliyor? Şimdi Nazlı hakikaten doların yükselişi bugün böyle geldiği seviyeler aslında çok da şaşırmadık desem şey değil yalan değil Yani çok böyle hayretler içerisinde değil şu anki seviyelerinde neden? 7 seviyesi zaten psikolojik bir seviye olarak hı hı. belirlenmiştir açıkçası 7 seviyesinin üzerinde 7.02'ye 7.03'e çıkmasıyla beraber kurun bir şekilde bu seviyelere gelmesi hızlı bir trend yeni bir kanal açılmasını bekliyorduk. Hı hı. Artı buna tabii iki tane unsur var önemli. Bir tanesi hep konuştuğumuz Merkez Bankası tarafındaki rezerv sıkıntısı. Yani özellikle Reuters kaynaklı bir haberde çıkınca yabancı yatırımcılar da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki rezervler çok fazla gerçeği yansıtmıyor. Ya da Merkez Bankası'nın rezerv tarafında iyi bir desteği yok Haberi çıkmasıyla beraber bunun bir de üstüne üstlük Euro-Dolar kurunda da bir şey olması, dolar lehine bir hareketlenme olması adeta işi tamamen ateşlemiş durumda. Ve şu anda da gelinen seviyeler işte 7.15'ler, 7.16'ları konuşuyoruz. Özellikle bugün mesela PMI rakamları geldi Avrupa'dan, evet. hizmet rakamları ve çok yerlerde sürünüyor adeta. Bu da tabii Ama çok normal. Aynen öyle Tabii gayet normal. Salgın etkisi olduğu için. Kesinlikle. Bunlar biraz da beklenen durumlardan Kesinlikle. bahsediyoruz. Kesinlikle öyle. Bu tabii yine de dolara yansıdı bir şekilde. Hı hı. Euro dolar paritesi çünkü o da etkiliyor şey tarafını doların diğer para birimleri karşısındaki değerini. Zaten TL biliyorsun çok daha kırılgan bu durumda. Şu anda tabii şey çok önemli. Bugün Sayın Bakan Albayrak'ın yapacağı basınak kapalı toplantı oldukça kritik bir önem taşıyor. Çünkü bunun adı yani swap mı başka bir şey mi başta ne olursa olsun mutlak suretle Türkiye'ye ciddi manada bir fon girişi gerekiyor şu anda. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın enflasyon raporunu açıkladığı gün birçok soru yanıtladı. Ve birkaç kere de swap işlemleriyle ilgili sorular tabii ki de merak evet. edildiği için kendisine soruldu. Doğru. Piyasa oradan Sayın Başkan'dan gelen cevapları sanki bu swap işlemi, ...olmayacakmış gibi mi algıladı? Bu birinci sorum. Hı hı. İkincisi, e, Bakan Albayrak'ın sence bu yapacağı bu görüşmede... ...çünkü sen biraz önce dedin evet. swap e, konuşulabilir. Evet. Yoksa e, uluslararası yatırımcılarla konuştuğu zaman... ...demek ki içeriye yüklü bir miktarda yabancı para girecek anlamı geliyor evet. değil mi? Evet, muhakkak. E, peki neden IMF halen masada yok? Hı hı. Gibi birçok soru var ortada. E, nasıl yorumlarsın? Şimdi birkaç seçenek var tabi. Bir de bütün bunlar olursa dolar neden geriler buna da cevap verelim. Tabi okey. Şimdi bu seçenekler içerisinden IMF ile başlayalım. Hı hı. Çünkü IMF konusunda hem hükümet hem merkez bankası çok net bir tavır sergiledi. Biz IMF'ten evet. herhangi bir şekilde bir stand e gitmeyeceğiz dedi ya da bir borçlanmaya gitmeyeceğiz bir fon kullanmayacağız dedi. Diğer tarafta ne kalıyor? FED bir swap anlaşması söz konusu olabilir. Başka diğer merkez bankalarıyla swap anlaşmaları söz konusu olabilir. Ya da yatırımcıların başka kaynaklarla fon sağlaması gibi durumlar söz konusu hı hı. olabilir. Bu alternatifler içerisinde bence en e, sıcak gördüğüm benim şahsen Fed'de haricinde başka diğer merkez bankası, bank, bankaları ile yapılacak swap anlaşmaları. Şimdi Murat Uysal'ın yaptığı enflasyon raporu sunumunda da açıkçası evet bu sorular soruldu. E, bu sorulara ilişkin herhangi bir problemimiz yok. Rezervler yönetimi gayet iyi dedi ancak... Bir soru daha geldi. Eksi durumda gibi gözüküyor net rezervler. Buna ne diyeceksiniz dediğinde verdiği cevap enteresandı. Her durumlarda işte bu tip dalgalanmalar yaşanabilir şeklinde bir cevap verdi. Orada da benim sanki anladığım öyle bir durum evet var. Biz de bunun farkındayız yönetmeye çalışıyoruz dediler. Şimdi bunu tabii herkes biliyor aslında Nazlı. Yabancı Her cevabı da. ne kadar enteresan bir şekilde piyasa fiyatlıyor değil mi? Aynen öyle. Ve ne kadar çok algımız değişti. Aynen öyle. Yabancı da biliyor <laughs> bunun böyle olmadığını. Dolayısıyla şimdi bizim CDS primlerimiz de Aslında bakarsan kendi göstermeye başladı. 600 lira kadar çıktı CDS'ler. Bütün zaten problem bundan kaynaklanıyor. Böyle olduğu için de dolar tarafında işte kom bankalarının bir şekilde piyasaya sürekli dolar sürmesi söz konusu bir yere kadar geldi ama artık şey tıkandı. Dolayısıyla tıkanınca bir de psikolojik tarafı da var tabii bu işin. Böyle bir 7-13 seviyelerine kadar geldi ama yapılacak swap anlaşması bugün eğer duyurulursa ya da herhangi bir başka bir şekilde duyurulursa bu ateş biraz sönebilir. Yani biz halen şunu kesin bir yargı varamayız. Diyemeyiz ki artık 7 sınırını açtık, dolar tl bir daha 7'nin altına dönmeyecek gibi bir şey söylemek şu anda zor. Bu Doğru. destek ve dirençlerine baktığımız vakit elbette ki yine 6.89'lar, 6.85'ler o seviyeler görülebilir belki ama bugün itibariyle bir yorum yapmak hakikaten pek kolay değil. Çünkü zor bir günden geçiyoruz. Birdenbire her zaman yaşadığımız artışlar değil bu artışlar. Bu şekilde büyük artışlar. Ama bu haftanın kapanışı bence önemli. Haftayı kapatırken dolar-tl kuru eğer hala yine 7.15'lerde olursa bu hafta kapanışında... ...o zaman 7.20'lere doğru bir hareketlenmenin kanalın açık olduğunu düşünebiliriz. Oradaki risk nedir? 7.20'nin üstüne çıkarsa bir daha geri inmesi o zaman daha mı zor olur? Valla oradaki riskleri... Ben TL için konuşmak bile istemiyor insan çünkü e, bu sefer katlanarak o riskler artmaya başlayacak. E, eğer görülürse ki, gerçekten 7,20'yi aşıyor, 7,20'nin üzerine çıkıyor diye görüldü. Vakit aslında Türkiye'deki en önemli konulardan bir tanesi e, psikolojik durum. Yani insanlar evet. e, ve özellikle bankalar tarafında da biliyorsun onlar da ciddi olarak e, yabancı para pozisyonunda duruyorlar. O, e, yabancı para mevduatlarının durumu da ortada. Böyle bir artış söz konusu olursa 7,20'nin üzerinde ki e, kanal daha e, hızlı seriye gidebilir. Yani benim gördüğüm kritik açık şu anda bu hafta kapanış itibariyle dolar tl kurunu ne olduğu ve 7.20'ye gelip gelmeyeceği. Burada da e, saat 4'te başlayacak olan evet. Sayın Bakan Albayrak'ın evet. yapacağı toplantı evet. neden önemli sorusuna da evet. gerçekten çok önemli bir evet. şekilde cevap vermiş oluyorsun. Murat birkaç tane izleyicimizden sorular var tabii. yönetmenimden de rica edelim hem tabii. arkamızda dursun o sorular tabii. üzerinden teker teker geçelim tabii. E, eminim sana da geliyordur hepsini de Aynı. eğer bugün burada bu programda e, yetiştiremezsek her soruyu da tabi ki de programa sığdıramadım onları da sana twitter üzerinden yazabileceklerini buradan da aktarmış olayım tabii ki. peki. Her zaman. Dolar TL yükselmeye devam eder mi diye sormuş bir izleyicimiz. Kenarda sakladığım az miktarda dolarım var demiş. Evet. Şimdi satmalı mıyım? Evet. Şimdi az önce biraz cevabını verdik gibi aslına bakarsan. Hı? Dolar TL'de yükseliş trendi devam edebilir. Ee, ama bugünkü toplantı sonucu ve bu haftanın kapanışı çok önemli. Hı hı. Uzun vadede baktığımız vakit elbette ki bir yükseliş trendi var. Onu da neye dayanarak söylüyoruz? Özellikle yabancı bankaların raporlarına dayanarak söylüyoruz. İşte bugün JP Morgan'ın ya da diğer yabancı bankaların yıl, yıl sonu tahminlerine baktığımız vakit 7.60'lar, 7.70'ler geçiyor şu anda. 7.60 Evet, aynı. 7.60 7.70'ler yıl sonu tahminleri. Biz biraz önce 7.20'nin üzerine geçerse ne olur diyoruz? Aynen öyle. JP Morgan'ın tahmini 7.60. Aynen öyle. Ki o da şu o tahminle şöyle irdeleyelim. Şimdi yılbaşından bugüne kadar %19 arttı dolar TL. Eğer 7.60'lık tahmin gerçekleşirse yıl başından yıl sonuna kadar artış %28 falan demek. E zaten %19'u bitti bu artışın. Dolayısıyla yani o 7.60'lar tahminler yapılırken acaba bir takım sıvap anlaşmaları mı gözetiliyor fizibilitelerin içerisinde? Dolar TL'nin yıl içerisinde 6.89'lara geleceği mi düşünülüyor? Onlar da ayrı konular. Ama izleyicimizin sorusunu ben şöyle şu da aslında cevaplayayım. Hı 5 ee, 60'lı seviyelerdeyken çok hızlı yükselişler de gösterdi aslında dolar bundan 3 4 hafta önce. Orada böyle %6'lık kazançlar sağlandı e, dolarda duranlar. Şu anda böyle çok e, ani hızlı kazançlar al, almak peşinde koşmasınlar şey tarafında dolar TL tarafında. Çünkü bu hızlı çıkışların hızlı dönüşlerde olur. Onu akılda tutmak lazım. Yükselirken hiçbir zaman almak o kadar da evet. mantıklı bir şey değil. Evet. Peki ikinci sorumuzu da rica ediyorum yönetmenimden. Böyle soruları hızlıca üzerinden okuyarak geçelim. Gram altın 400 lira olur mu diye evet. sormuş bir izleyicimiz. Altın yükselmeye devam eder mi? Evet. Şimdi gram altını hem ons altındaki yükseliş destekliyor hem de dolardaki yükseliş destekliyor. E, ons altın seviyesi 1700'lere 1730'lara kadar çıktı orada çok fazla tutunamayıp bir Bugün ara... 1702 ile başladı. Aynen 1702 ile başladı. Geçen hafta da böyle 1680'lere falan geldi ama altına baktığımız vakit uzun vadede mutlaka e, yükseliş trendi oldu. zaten apaçık ortada. Yine e, yurt dışı yatırım bankalarının yaptığı tahminlere baktığımız vakit 1800 dolarların üzeri ons altında söylüyorum Aha. görülüyor. Ons 1800 dolarla gitmesi demek. Dolar TL kurunda da TL aleyhine ilerlemesi demek elbette ki gram altını 400'ün üzerine çok rahatlıkla taşıyacak anlamına geliyor. Yani Bugün bile 388 lirayla başlayan gram altın aynen 391 öyle. lirayı gördü. Aynen öyle. Ee, evet peki altın yükselmeye devam eder mi sorusuna da aslında evet. bir şekilde cevap verdik. Evet. Dolar, TL ve altın ons fiyatına aynen. bakılması gerekti. Bu soru çok hoşuma gitti benim. Altının yükselmesine ne sebep oluyor diye sormuş izleyicim. Evet. Neleri takip etmeliyim demiş. Evet. Ee, bu hakikaten güzel bir soru evet. Şu an manada güzel bir soru Neleri takip etmeliyim tarafına bakacak olursak Şimdi öyle bir dönemden geçiyoruz ki kriz döneminde Bütün o bildiğimiz korelasyonların Darmadağın olduğu dönemden geçiyoruz İşte Neyi kastediyorum Ne, ne tip e, bilgilerimiz var bizim İşte şu faktör artarsa bu faktör azalır hı hı. İşte dolar artarsa şu artar Şu artarsa bu azalır gibi Ama bütün bu bildiğimiz bağlantılar şu anda işlemiyor Mesela e, örnek verecek olursak Petrolle e, altına e, Baktığımız vakit Oradaki gidişat şu anda tamamen bozulmuş vaziyette ya da petrol dolar. Ne kadar değişti? Aynen. E, petrolün fiyatı ortada ne oldu şu anda e, yerlerde sürünüyor. Renk petrol <laughs> gerçi 15 Nisan'dan beri ilk defa 30 doları gördü. Aynen öyle ama yine de orada ciddi bir tehdit durumu Kesinlikle. söz konusu. Kesinlikle. altın tarafına baktığımız vakit yukarıya doğru bir gidişat var. Neleri takip edeceğiz derken bunu bir kere göz önünde bulundurmaları lazım birincisi. İkincisi işte o büyüme, enflasyon gibi veriler çok fazla takip etmek yerinde değil. Çok bir işe yaramıyor çünkü. Zaten hiçbir ülkenin şu anda enflasyon masasındaki öncelik de değil yani. İyi. O genişlemeci para politikalarına gidiyoruz da enflasyon olacak mı acaba? Hiçbir dert değil. Bu dönemde bence önemli özellikle perakende satış rakamları takip edilmeli. Avrupa tarafından gelecek ve Amerika ile Çin arasındaki ticaret dengesine dair bütçe açıkları yakından takip edilmeli. Amerika ve Çin'in arasındaki gerginliğin detaylarına okay. e, reklamdan sonra devam tamam, ederiz. Tamam tabii ki. E, O yüzden e, diğer soruyla devam edelim istersen tabii. çünkü çok önemli bir konu o. Tabii. Evet borsadaki düşüş kalıcı mı diye evet. sormuş izleyicim. Alım için fırsat mı? Hangi şirket, sektörler kazandırır? Evet şimdi borsada şu anki seviyeye baktığımız vakit ben yine biraz daha beklenmesinin düşme, endeksin düşmesi anlamında yerinde olabileceğini düşünüyorum. Henüz o 100.000 seviyesinin üzerine çıktığı zamanlarda bile çok o seviyede rahatlatamamıştı. Yani kendinden atamamıştı endeks 100.000'in üzerine. Biz yine 98 bin seviyelerini öngörüyorduk geri çekimlerde. Kontrol yani şu anki seviye hiç. normal Aynen. diyorsun. Aynen mi? şu anki seviye normal ama bu seviyenin altına bir iniş olursa tekrar bir iniş e, trend açılırsa 96 96.000'lere doğru bir çekilme de söz konusu olabilir borsa tarafında. Bunu göz önünde bulundurmaları lazım. E, şeyi takip edecekler çok yakın bir şekilde. Destek ve dirençlerimiz nerede? Onları takip edecekler. Onlar kırıldığı vakit aşağı doğru inişlere çok yakın takip etmeleri lazım. Çünkü orada kayıplar büyük olabilir. Yani 98 bin... Bu destek ve direnç derken biraz orayı açabilir Tabii. misin? Şöyle 98 bin seviyesinde Hı -hı. şu anda mesela borsa endeksi. 98 bin altında şu an itibariyle 96 binlik seviyede bir şeyimiz var, desteğimiz var. Hı -hı. Bu şu demek o kırıldığı vakit aşağıya iniş e, hızlı bir şekilde gerçekleşir demek. Yani 96 binin o seviyeye geldi vakit yukarı çıkışlar yine yüksek ihtimalle demek. Bunu kastediyorum. E, buna bakıldığı vakit buradan takip edip yapabilirler. Ama borsada halen alım fırsatı için bekleyebilirlerse bekleyebilirler yüksek ihtimalle diye söylüyorum. Çünkü ikinci bir dalga, üçüncü bir dalganın gelmesinden bahsediliyor. O dalgalar geldi vakit borsa endeksinde yine geri çekilmeler söz konusu olabilir. Artı borsa endeksi Dow Jones'a çok duyarlı. Amerika Dow Jones endeksine. Dow Jones şu an içinde bulunduğu bugünkü seviyesinde tam tutunamadı. Orada da böyle hafif geri çekilmeler söz konusu olabilir. İşte Amerika'daki şirketlerin karları açıklanıyor şu anda. O biraz böyle bizim biraz gözümüzü boyuyor. O kar açıklamaları bittikten sonra Amerika endeksinde de gerçek trend ortaya çıkacak gibi evet. gözüküyor. Son sorumuza geçiyorum. Borsada yeni normal evet. döneminde evet. hangi sektörler ön plana çıkacak? Okay. Şimdi yani acaba bu soru şu mu? Covid-19 öncesinde neler çıkıyordu ki 19 sonrasında onları unutacağız da bu tarafa bakacağız. Evet. Şimdi Covid-19 öncesinde biz genelde biz 30'daki şirketlere ve sektörlere daha çok bakıyorduk. İşte neydi bunlar? Bankacılık sektörü, sanayi sektörü, imalat sektörü falan. Ama teknoloji de bir tarafta vardı ama Covid-19 sonrası teknoloji çok daha fazla ön plana çıkmaya başladı ve perakende sektörü önemli. Ve mecbur kaldık kullanmaya. Aynen öyle. Kesinlikle. Daha da o hale doğru gideceğiz gibi gözüküyor. Evet. E, Perakende sektör e, ve e, teknoloji sektörü göz önünde bulundurulmalı diye düşünüyorum. Covid-19'dan sonra yani yeni normal düzeninde. Ancak bankacılık sektörü için özel bir pencere açmak e, durumundayım burada. Bankacılık tarafında şu anki içinde bulduğumuz durum hep bu e, takip ve atılan hesaplar ertelendiği için bankalar tarafında bilançoların bir şekilde bozulma riskiyle karşı karşıya olduğunu tahmin ediyoruz. Hı hı. E, ayrıca bankaların borçlanma maliyetleri de yükseliyor şu anda. Dolayısıyla bu yılın ikinci döneminde bankalar tarafındaki bilançolarda bir takım sıkıntılar yaratabilir. Bu da borsadaki fiyatlarına, değerlerine etki edebilir gibi bir öngörü mü paylaşabilirim. Şimdi kısa bir reklam aramız Tabii. var. Sonra diğer sorularımızla Okey. devam edeceğiz. Değerli tamam. izleyiciler birazdan karşınızdayız. Değerli izleyiciler, Murat Özsoy ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat ilk önce soruları yanıtlarken... Ee, ABD ve Çin arasında ne oluyor? Bunun e, hem gerek dolar TL üzerinde, evet. hem küresel ekonomi üzerinde, hem de biraz önce açıkladığın e, borsa üzerindeki etkileri ne oluyor diye oraya bir hemen gelmeyelim. Reklamdan evet. sonra gelelim demiştim. Şimdi bence başlayalım. Okey, tamamdır. Şimdi bu hafta e, veri takvimine baktığımız vakit biz şunu gördük. Amerika tarafından dış ticaret verileri gelecek. İthalat, ihracat. Çin tarafından da ithalat, ihracat gelecek. Bunu gördüğümüz vakit aslında bu hafta bu hep üstü örtülen Covid-19'dan ötürü ticaret savaşlarının böyle biraz kendini göstereceği aşikar olmaya başladı. Evet. Ee, bir de üstüne üstlük Covid-19 ile ilgili haberler de işte e, iyi yönde gelmeye başlayınca e, hem Türkiye açısından baktığımız vakit hem de Avrupa ülkeleri açısından yani bir normalleşme süreci kendini göstermeye başlayınca artık bu Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşları kendi iyicene göstermeye başladı. Şimdi ne oldu Amerika tarafında? Hem ithalatta hem ihracatta evet bir gerileme söz konusu oldu özel ihracat ithalat tarafında ciddi bir gerileme söz konusu oldu Amerika'nın ve geçen sene Temmuz ayından bu yana Trump nepo övündüğü işte dış ticaret açığını Obama'dan çok kötü aldım ben kapatıyorum dediği açık kapanma sürecine doğru gidiyordu ama tekrar iki ay öncesine kadar dönmüş oldu işte. Evet. 45 ve Amerika için de ithalat çok hı. önemli. Çünkü Aynen. özellikle bu dönemde görüyoruz ki Amerika'da pek bir üretim de yokmuş. Aynen öyle. Ee, Çin açısından bakacak olursak da, Çin açısından bakacak olursak şimdi Çin'de bir dış ticaret açığı söz konusu değil. Ama orada da tabii ihracatta ve ithalatta ciddi düşüşler söz konusu olacak. Perşembe günü yanılmıyorsam verileri karşılıyoruz. Yaklaşık %12, %15 gibi bir gerileme bekleniyor şimdi Çin tarafında da hem ihracatta hem de ithalatta. ...ticaret savaşları açısından baktığımız vakitte... ...tabii şey çok önemli... ...hangi ürünlerin burada gidip geldiği çok önemli... ...mesela bütün küresel... ...şeyi de ekonomiyle etkilemesi açısından... ...otomobil, otomobil tv sanayi... ...ve otomotiv sanayindeki... ...bu yan ürünler, ham maddeler... ...bunlar çok kritik bir yer tutuyor şeyde... Hı -hı. ...iki ülkenin ticareti içerisinde... ...dolayısıyla özellikle çelik de... ...işte için bir boyutunda... ...buradaki senin az önce söylediğin gibi... ...üretimde durduğu için artık... ...bir şekilde canlanamadığı için direkt olarak mesela bu sektörü, bu sanayiyi etkileyecek bir konu. Amerika ve Çin arasındaki ticari savaşları. Ancak ben Covid-19 ile ilgili bu tamamen iş kontrol altına alınmadan... O bizim 2019'da yaşadığımız süreci çok ciddi bir şekilde yaşayacağımızı çok fazla sanmıyorum şu anda. 2019'da biliyorsun hep ticari savaşlarla yatıp kalkıyorduk Trump'ın tweetleriyle. İşte hep ilk faz anlaşma oldu diyorduk aynen. ondan sonra bir dakika olmadı mı dedik bir daha baktık aynen. evet doğru söylüyorsun. Aynen aynen öyle öyle bir dönem için şu anda erken çünkü e, her şey tamamen haber akışıyla şu anda şekilleniyor. Yani hiçbir veri e, veya da matematik kalmadı tamamen Covid-19'daki vakalarla biz şu anda hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu hafta geçildikten sonra Amerika-Çin arasındaki bu ticari savaşları dengesi geçildikten sonra, veriler geçildikten sonra yine eski normal düzene yavaş yavaş girilir diye tahmin ediyorum. Peki. E, izleyici sorularını kestiğim için izleyicilerden biraz tepki aldım. Eyvah. O yüzden devam ediyorum. <laughs> tamam, peki. Biraz önce petrol ve altın arasındaki e, o ezberin bozulduğundan evet. bahsettin. Orayı biraz açar mısın diye sormuşlar. E, petroldeki düşüşe rağmen altın neden yükselir? Evet şöyle. Şimdi petrol e, önemli bir enerji girdi e, şeyi e, faktörü diye baktığımız uh -huh. vakit. E, petrol tarafındaki bütün fiyatlamalar en önemli çıktısı etkisi enflasyon üzerinde. E, dolayısıyla hem ulaşımda hem sanayide girdi maddesi olduğu için petrolün fiyatlarında yükselmeye söz konusu olduğu vakit ne olur? Enflasyon tarafında bir artış e, gündeme gelir. Enflasyonist ortamlarda da hep Altın da bir sigorta ürünü olarak göründüğü için e, oraya doğru bir kaçış söz konusu olur. Dolayısıyla petrol ve altın tarafında bir pozitif korelasyon bekleriz biz. Ama şu anda baktığımız vakit grafikleri yan yana koysak yani şuraya evet. bir Brent petrolü grafiği koysak üzerine de altın Altını. grafiğini koysak ikisinin böyle apayrı gittiğini söyleyebiliriz. Aynı şey mesela e, dolar ve e, dolar endeksi ve altın arasında da geçerli. Mesela Fed'in e, grafiklerine baktığımız vakit bunlar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Orada da bir orada da beraber hareket etme söz konusu şu anda. Orada ayrı hareket olmasını bekleriz ama orada beraber hareket ediyorlar. Dolayısıyla piyasalarda öyle bir güven bunalımı var ki şu an itibariyle hiçbir korelasyon, hiçbir veri birbiriyle örtüşmüyor. Tamamen belirsizlik, tahmin edilemezlik, öngörülemezlik olduğu için her zaman için güvenli limanlara kayış, riskli varlıklardan kaçış altın tarafına yarıyor. E, petroldeki trendin artık bu şekilde olacağı insanlar kafasına yazdı. Dolayısıyla petrol işte sen demin dedin ya 30 dolar diye kimse şu anda şey demiyordur ya 30 dolar oldu aa yükselecek mi acaba? Yine düşecektir muhtemelen deniyor. O 30 dolar trend... dediğimizde ama baktığında şimdi mesela Türkiye açısından düşünelim 30 dolar tamam düşük olduğu için ve biz de onu almak zorunda olduğumuz için evet güzel evet, bir rakam. Evet. Ama şu an dolar TL 7-16'ya dayandı. Tabii. Ee, bu nasıl <laughs> etkileyecek? Evet şimdi bu aslında bizim için bir şans yani Türkiye için. E, i̇ki tane şansı var şu anda Türkiye'nin. Dolar-TL'nin bu derece hareketlenmesinin karşısında. Birincisi Covid-19'un ötürü talebin durmuş olması, ekonomik aktivitenin neredeyse yavaşlamış olması enflasyon açısından. İkincisi de petrolün bu fiyat e, aşaması. E, velev ki petrol şu anda 30 dolarlarda değil de 45 dolarlar, evet. 50 dolarlar, geçen seneki 60 dolarları gidiyor olsaydı o zaman durum çok daha vahimdi. Ama o zaman da zaten o durumda olabilmesi için de üretimin zaten oluyor olması evet. gerekiyordu. Yani bütün evet. bunlar olmadığı için aslında evet. bunları yaşıyoruz. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla aslında diğer ülkelerde masalarında az önce konuşurken söyledim ya enflasyon birinci konuları değil diye. Hı hı. Onlar da biraz buna güveniyorlar. Yani nasıl olsa bir talep artışı yok şu anda küresel olarak. Enerji fiyatları ortada. E bizim evet piyasaya sürekli para enjekte ediyoruz. Bunun bir geri dönüşü olacak tabii ki ama şu an için bu şey değil bir konu değil diye bakıyorlar. Enflasyon demişken şimdi geçen hafta Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini evet. aşağı yönlü revize etti. Evet. Ee, ve burada da hepimizin konuştuğu konu neydi? Demek ki faiz indirimi trendi devam edebilir, evet. edecektir diye de bunu evet. düşündük. Evet. Ama şimdi dolardaki yükselişe baktığın zaman Merkez Bankası faiz arttırır mı? Hı hı. Merkez Bankası şu anda zor görünüyor faiz artırması. Yine faiz indirme konusunda şey yapacak, hamle yapacak gibi gözüküyor. Çünkü Murat Uysal Murat Uysal aslında şöyle bir şey de söyledi. Şunu mesajını verdi. Enflasyon düşmese dahi biz enflasyon düşmek, düşürmek trendine destek amacıyla faiz düşüreceğiz. Mesajını verdi. Dolayısıyla şöyle bir beklenti haline girmememiz lazım aslında bizim diye düşünüyorum. Hmm. İşte enflasyon baktık düşmüyor. Ha merkez bankası faiz indirmeyecek ya da enflasyon düştü artık merkez bankası faiz indirmeyecek dememek gerekiyor. Çünkü e, çok fazla o indirim treni devam edecek mesajını bize verdi. Artı Fed tarafından bakacak olursak yine dönecek olursam orada da 2 yıl 3 yıl boyunca bu taraflarda bu seviyede evet. duracağız dedi biliyorsun Jerome Powell. Dolayısıyla şu anda hiçbir küresel merkez bankası yüksek faize girme ortamını... ...şey yapamaz, riske edemez şu anda. Peki, ticaret ile ilgili birkaç soru var. Onları ben biraz hızlıca bir derleyeyim, toplayayım. İki dakikamız kaldı tamam, Murat. Peki. E, ticaret ile ilgili biraz önce... ...şimdi senin evet. açıkladıklarınla da birleştirirsek... Hı -hı. ...İtalya, ah evet. hepimiz sosyal medyalardan takip ettik değil mi? O balkonlardaki evet. o müzikleri, Aynen. hepsini gördük derken... ...birdenbire hareket başladı. İnsanlar sokağa çıkmaya başladı. Ekonomi canlanıyor. Evet. Almanya'yı takip ediyoruz. Şimdi evet. Avrupa'da bir hareketlenme var. Evet. Bunun etkisini... Türkiye hemen görür mü? Nisan ayında ihracatta ciddi bir gerileme var. Hı, doğru. E, artışı Mayıs ayında görür müyüz? Evet. Hemen görmek çok zor. Hı hı. E, ama şöyle ithalat tarafını görebiliriz aslında daha çok. Neden öyle söylüyorum? İhracat tarafında hep Avrupa pazarları var bizim sıralamamızda. Ama ithalat tarafına baktığımız vakit orada Rusya ve Çin var. Şimdi ikinci Çin olduğu için bizim Çin'de de hareketlenme söz konusu olduğu için bizim ithalat tarafında bir hareketlenme olur ki bu da bizim işimize gelmez. Evet. Dış ticaret açığımız daha da büyüyecek, büyüyecek hale gelir. O nedenle Avrupa'nın bir an önce toparlanması lazım. Türkiye'nin ihracat pazarlarının hemen harekete geçmesi lazım ya da başka ihracat pazarları bulunması lazım. Amerika ile Çin arasındaki bu gerginlik, ee, aynı zamanda virüs hakkında so yapılan söylentiler, hı hı. E, ülkelerin Çin'e olan sence güvenini e, ne kadar azalttı? Türkiye'nin payı burada ne olur? Şimdi bir yargı yok aslında. Amerika'nın hep bir bir savı bu. Yani o da? zaten böyle çok dair. akıl karıştırdı. Aynen, aynen öyle. Hatta şey dedi galiba değil mi? Böyle demek istememiştim gibi. Ya şöyle oldu. Beyaz <laughs> Saray açıklama yaptı. Evet. Laboratuvarda, Çin'de bir evet. laboratuvarda bu virüsün yapıldığına dair elimizde kayıtlar vardı. Evet. Sonra Trump açıklama yaptı aynı gün dünden evet. bahsediyorum. Evet. Dedi ki ben de böyle bir şey demedim." dedi. Evet. Ben virüsün Çin'den çıktığını biliyorum. Ama dedi, e, bilerek o virüsü üretmediler evet. dedi. Yani laboratuvarda da yapılmış olabilir, olmayabilir. Tabii, yani bununla ilgili kesin bir yargıya varmak çok zor hakikaten. Elbette ki insanın aklına bir takım komplo teorileri gelmiyor değil. Yani işte değil mi, düşündüğümüz vakit nasıl oluyor bir anda bu, Çin'de bir virüs çıkıyor da hemen Rusya'da çıkıyor, hemen İran'da nasıl çıkıyor işte... O kadar kitlelere nasıl birdenbire yayılıyor gibi gibi sorular var elbette ki. Ama bunu işte bir mahkeme sürecinden bahsediyorlar ya. Belki o mahkeme süreci sonucunda bir kararlar bağlanırsa göreceğiz. orada çıkabilir. Belki. Türkiye etkilerini de göreceğiz. Evet, aynen. Senle komplo e, teorist derken biraz önce bir haber izliyorduk. Uçurtma ile ilgili bile biz kendi kendimize teoriler üretmeye Tabii, başladık. Çok haklısın. <laughs> Çok teşekkür ederim ben sana. Ben teşekkür ederim Nazlı abi. Değerli hasta izleyiciler efendim parasının sonuna geldik. Bugünlük şirket haberlerimiz var sırada. Yarın görüşmek üzere. Türk Hava Yolları uçuş yasağının sonlanması sonrasına yönelik uçuş taslağı hazırladı. Haziran ayında yurt içinde tüm uçuşları başlatmayı planlayan Türk Hava Yolları, yurt dışında ise 19 ülke ve 23 noktaya haftalık 75 frekans olmak üzere uçuş planladı. Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını artıracak. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen grubu ocak mart dönemine ilişkin verilerini açıkladı. Volkswagen yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre %8.3 azalışla 55.1 milyar euro satış geliri elde etti. Volkswagen'in özel kalemler hariç karı %81.4 azalışla 900 milyon euroya düştü. Ak sigorta, COBİ'lerin tahsilat sorununu hafifletecek devlet destekli alacak sigortasını devreye soktu. Yıllık net satış hasılatı 125 milyon liraya aşmayan COBİ'ler bu uygulamadan yararlanabilecek. Sigorta kapsamında Ak sigorta, COBİ'lere danışmanlık vererek yaşadığımız olağanüstü bu dönemde COBİ'lerin iş yapmalarına destek olacak. Starbucks Amerika Birleşik Devletleri'nde mağazalarını açmaya hazırlanıyor. Starbucks CEO'su pazartesi günü çalışanlarına yolladığı mektupta şirketin ABD genelindeki mağazalarının %85'inin önümüzdeki haftadan itibaren açılacağını duyurdu. Starbucks Çin'deki mağazalarının %95'ini virüsün etkisinin bitmesiyle tekrar faaliyete soktu. Türkiye'de ne zaman açılacağı ise merak konusu.